Sesli köşelerde Semih Ardıç'ın kaleme almış olduğu TR724'te yer alan "Dünya da Yavaşlayacak" başlıklı yazısını dinliyorsunuz. Türkiye'nin kriz içinde krizlerine takılıp kalınca dünyada olup bitenleri ıskalayabiliyoruz. Dünya ekonomisi Amerika ile Çin arasında başlasa da her ekonomiyi sarsan ticaret savaşları ve İngiltere'nin Avrupa Birliği'nden resmen boşanması gibi iki temel riskle karşı karşıya. Ticaret savaşları Amerika ile Çin arasında patlak verse de bütün dünyayı tesiri altına aldı. Brexit safahatında şu ana kadar iki başbakanı feda eden İngiltere, bu defa Boris Johnson'la boşanma teşebbüsünde bulunacak. Kraliçe 2. Elizabeth Johnson'ı anlaşmalı boşanma olmasa da evliliği tek taraflı bitirmek üzere tavsiye etti. Bu sefer yıkarak gitmeyi göze aldılar. Milliyetçiliğin, ırkçılığın, göçmen karşıtlığının ve ticari korumacılığın revaçta olması küresel ticaretin aleyhinedir. Bu tehdidi dikkate alan Uluslararası Para Fonu 23 Temmuz'da yayımladığı Küresel Ekonomik Görünüm raporunda dünya ekonomisine dair büyüme tahminlerini aşağı çekti. Hali hazırda 2008 krizinden bu yana en düşük seviyeye gerileyen büyümenin daha da azalacak olması Türkiye gibi krizle boğuşan ekonomiler namına endişe verici. 2019 senesine dair tahminini defalarca düşüren IMF, geçen sene açıkladığı raporda dünya ekonomisinin 2019'da %3.9 büyüyeceği yönündeydi. O rakam Nisan'da %3.3'e çekilmişti. Son raporda büyüme tahmini %3.2'ye indi. 2020 içinde %3.6'dan %3.5'e çekildi. Raporda küresel büyüme düşük seyretmeye devam ediyor. Nisan ayındaki rapordan bu yana Amerika Birleşik Devletleri belli Çin ithalat kalemlerine yönelik gümrük vergilerini artırdı. Çin de ABD'den ithal edilen bazı kalemlerin alt kümelerine yönelik vergileri artırarak buna karşılık verdi tespitinde bulunuldu. IMF aynı zamanda mal ve hizmetlerin küresel ticaret hacmi büyümesine dair beklentilerini de düşürdü. Bu kalemde IMF'nin 2019'a dair tahmini 0,9 puan azaltılarak %2,5'e geriledi. IMF 2020'de büyümenin %3,5'i bulamayabileceğini belirtti. Zira gelişen ve gelişmiş ekonomilerde yüksek borçluluk ve koruma duvarlarının her geçen gün yükseldiği bir ticaret iklimi büyümeyi tehdit ediyor. Dünya ekonomisine dair IMF gibi önde gelen 500 iktisatçı da karamsar. Veri ve haber ajansı Reuters'ın dünyadaki önemli 500 iktisatçı arasında yaptığı son anket IMF raporundan da beter. 1-24 Temmuz arasında Reuters tarafından yapılan ankete katılan iktisatçıların %75'i dünya ekonomisinin daha evvel beklenenden fazla kötüleşeceği kanaatinde. Ankete konu olan 45 ülke büyümesinde 100 iktisatçıdan 90'ı bu sene için eski tahmine göre büyümede gerilemeye ya da en iyi ihtimalle yerinde saymaya işaret etti. Üstelik bu tahminleri sadece bu yıl için değil, 2020 için de geçerli. İktisatçılara göre süre giden ticaret savaşları büyümeyi tehdit ediyor. Türkiye'nin bu verileri ne kadar takip ettiği ve buna uygun stratejiler geliştirdiği meçhul. İhracatı 2012 seviyesinin bir miktar üzerine çıkarabilmiş olmanın verdiği nispi başarıyı zafer havasında kutlayan iktidarın önünde çok daha elzem işler var. Abdullah Gül, Ali Babacan ve Ahmet Davutoğlu gibi yeni parti kurmaya hazırlanan isimleri AKP lideri Recep Tayyip Erdoğan tarafından hain ilan etmek dururken, İhracatın düşme ihtimaline karşı tedbir almak da neyin nesi? Dünya yavaşlasa bir kalbur samanı yanmayacak Berat Albayrak'ın IMF ya da Reuters raporlarını kale almasını beklemek hayli saf dillik olacaktır. Son kale Merkez Bankası'nı 6 Temmuz'da gece yarısı darbesiyle ele geçirmiş bir iktidar için çok tali meseleler bunlar. Dünya yavaşlasın, İngiltere Avrupa Birliği'nden tek taraflı boşansın, Amerika ile Çin'in kavgası büyüsün, ne gam. Erdoğan çok zorda kalırsa anahtarları teslim aldığı banknot matbaasına verir talimatı, basar paraları. Formül bu kadar basit. İktisatçı, IMF, Reuters, Bloomberg, Fitch, Moody's, Avrupa Birliği, İngiltere, Almanya, Fransa, Amerika veya bütün cihan yan yana gelse hiç fark etmez. Hepsi dış mihrak, hepsi Türkiye'yi kıskanıyor, öyle değil mi? Ver Mehteri Erkantan.
Bu arada Erkan Tan kayıplara karıştı, kovmamışlardır inşallah, diyor Semih Hardıç TR724'deki köşesinde.